Trakya'nın haberi sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Edirne Keşan'da bulunan Özmen Mermer'deyiz. Birazdan firma sahibi olan Mehmet Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Mehmet Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 15 senedir bu mermer sektörünün içindeyim. Daha önce pazarlama işleri yaptım. Sonra insanlardan soğuduğum için dedim mermer işine gireyim, sanayiden ayrılmayayım. Ama daha çok insanlarla içli dışlı olduk. Bir onun sıkıntısı var. Mermer sektöründe neler yapıyorsunuz? Bize biraz kendinizden ve iş yaptığınız alandan bahseder misiniz? Mermer sektörü olarak, inşaat sektörü olarak hepsi var. Basamak, tezgah, mezar. Her şey var yani. Şey. Mermerle alakalı, inşaatla alakalı her şey var. Ürünleri, mermerleri nereden getiriyorsunuz? Tekirdağ'da ana depomuz var. Oradan geliyor. Granitler... Çoğu dışarıdan geliyor zaten. Tekirdağ'a gemilerle geliyorlar. Oradan biz temin ediyoruz. Beyaz mezar mermeri dediğimiz Marmara mermerleri de Marmara Adası'ndan geliyor. O da Tekirdağ'a geliyor. Dağıtımı Tekirdağ'dan çoğu oluyor. Yani oradan temin ediyoruz. Türkiye'de mermer sektörü ne durumda? Şu an en hızlı sektör mermer. Yani Türkiye'den dışarı Suriye, İran... Oralara yani buradan mermer gidiyor Marmara Adası'ndan. Mermer sektörüne girmek isteyen genç girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle iyi bir paraya ihtiyacı olan bir iş sektörü. Çeşidi çok maliyetli bir iş. Zarar etme şansı çok yüksek. Kırılıyor tabii ki taşlar kesilirken. Yani iyi bu işi iyi bilmesi gerekiyor. Önce çırak olarak başladık. Tabii ki. Sizler de zaten öyle başladınız. Aynen. Biz de öyle başladık. Ya biz şakayla karışık başladık bu işe. Pazarlama işlerinden sonra sevdim de işi. Sadece pis ve pis derken tozlu evet. Ve ağır bir iş. Pek herkes yaklaşmıyor bu işe. Sizin gibi ustalar yok zaten şu an Türkiye'de çok. Ben de usta değilim aslında o kadar. Çünkü çocukluktan başlamadık bu işe. Ortasından da aldık diyelim. Tabii ki çocukluktan oldu mu daha iyi olur. İşi bilerek. Sizler beraber kaç kişi çalışıyor şu an burada? Biz 4 kişiyiz. Oğlumun adına bu dükkan. Şu an askerde kendisi. Ben de onun adına devam ediyorum şu an. İlerleyen zamanlarda zaten bu işin başına geçecek bir birey var şu an evde. Tabii ki. Bekliyoruz gelsin. Biz de gidelim artık. İzleyicilerimiz size neden tercih ettiler? Tercih meselesi değil aslında yani. Sözümüzde duruyoruz çoğu zaman. Yapacağımız zaman yapıyoruz. Tabii ki ufak tefek yalanlarımız oluyor. Yetiştiremiyoruz. Eğer işte olduğu gibi tatlı yalanlar atıyoruz. Çok yetişmediği için. Yoğunluktan ayrı adamlarla da alakalı. İşte hasta oluyor, gelmiyor. Öteki işi bırakıp da bitmiyor zamanında. Bir iki gün atıyor tabii ki. Biz de hep geleceğiz diyoruz her zamanki gibi. Pandemi sürecinde ne gibi önlemler aldınız? Pandemi sürecinde bayağı bir zorluk çektik. Sanayiye girişimiz, çıkışımız saatli oldu. Bizi zor duruma düşürdü. Çünkü anca taşı hazırlayıp çıkman zaten onda kapıları açtılar. 12-1'e kadar anca buradan inşaata çıktık. Orada yemek saati bir saat yemek edin saat 4'te geri gelmen lazım. Bir saat yol tutsa bir saat çalışmış olacaksın. Yani bizi öyle bir zorladılar bir hafta 10 gün gibi. Doğru bir süreç atlattık. Atlattık yani tabii ki biz de. Ne kadar inşaat sektörü vurmasa da bizi vurdu yani. İzleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Cep telefonları ve face olarak face ismimizi de söyleyelim buradan izleyicilerimize. Özmen Mermer diye geçiyor. Buralardan sizlere ulaşabilirler. Sizlerden işle alakalı bilgi alabilirler. Tabii ki. Arkadaşlardan taktığımız iş yaptığımız arkadaşlardan telefon numaranızı alabilirler. Hizmet verdiğiniz ilçeler nereler? Ya iş oldu bu her yere gidebiliriz. Uzunköprü, Enes, Gelibolu, Kalealtı, Tekirdağ'a gitmiyoruz. Tekirdağ'da daha büyük mermerciler var. Biz o kadar büyük değiliz tabii ki. Buralara ulaşım sağlıyoruz tabii ki. Evet ve buradan son olarak hem izleyicilerimize hem de müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Canı gönülden bize iş verebilirler. Biz de gereğince yapmaya çalışacağız. Her zaman zaten onlara hizmet veriyorsunuz. Aynen. Sizlere ulaşabilirler. Saat kaç olursa olsun tabii ki. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz size de. Değerli izleyicilerimiz, sunmuş oldukları değerli hizmetlerden dolayı Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.